Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle enfes bir bisküvili pasta yapacağız. Tarifimize başlamadan önce malzeme miktarlarını belirtmek istiyorum. Muhallebisiyle başlayacağız. 1 litre sütümüz var. 1 su bardağı şekerimiz, 2 çorba kaşığı un ve 2 çorba kaşığı buğday nişastası, 1 adet yumurta, 1 paket pasta kreması. Şimdi malzemelerimizi tencereye alarak tarifimize başlayabiliriz. 1 litre sütümü tencereye aldım. Şimdi 2 kaşık, 2 çorba kaşığı un, 2 çorba kaşığı buğday nişastasını ekledim. Karıştırmaya başlıyorum. O arada 1 su bardağı şekerimi, 1 yumurtamı tamamıyla ekliyorum. Sarısını beyazını ayırmadan. İyice çırpacağım. Yumurtanın pişmesini ve unun toparlanması için çırparak kaynatmaya devam edin. Malzemelerimizi orta ateşte çırparak karıştırmaya devam ediyoruz. Kaynayana kadar bu şekilde karıştıralım. Evet arkadaşlar, muhallebimiz kaynadı, kıvamını aldı. Bu şekilde kısık ateşte 1-2 dakika daha kaynatıyorum. Sonra soğumaya bırakacağım. Muhallebimiz ılıdığında bir paket pasta kreması ekleyip çırparak onu yedireceğim. Akışkan kıvamını aldıracağız. O şekilde devam edeceğiz tarifimize. Bir dikdörtgen borcama bisküvilerimi ıslatarak dizmeye başladım. Bisküvi tercihi tamamen zevkinize bağlı. Ben 3 çeşit bisküvi kullanacağım. Petidor, burçak ve kakaolu bisküvi kullanacağım. Daha lezzetli oluyor. Farklı bir tat katıyor. Muhallebisiyle birleşince harika oluyor. Üzerine de çikolata sosla tamamlayacağız tarifimizi. Hazırladığımız muhallebi ılık hale geldi. Şimdi kremaya ekleyip karıştıracağım. Bir paket pasta kreması ekliyorum. Şimdi bunu blenderda çırpmaya başlayacağım. Birkaç dakika blenderla çırptım. Kremam iyice özleşti. Muhallebim hazır. Şimdi dizdiğim bisküvilerin üzerinde gezdirebilirim. Şimdi hazırladığım muhallebiyi bisküvilerin üzerinde gezdiriyorum. Hanımlar, muhallebiyi hazırlarken lütfen çok katı olmamasına dikkat edin. Çünkü dolaba girdiğinde de donacak, kıvamını alacak. Çok katı olduğunda hoş lezzeti alamayabiliriz. Birinci kat bisküvilerimizi dizdik, kremamızı yaydık. Şimdi ikinci kata geçiyorum. Ben ikinci katta kakaolu bisküvi kullanıyorum. Kakaolu bisküvilerimizi de bir kat dizdik. Tekrar hazırladığımız muhallebiyi üstünde gezdiriyoruz. Onun üzerine de meyvelerimizi ekleyeceğiz. Meyve isteğe bağlı, çilek, muz kullanabilirsiniz. Yakışıyor, gayet güzel oluyor ortasında pastanın. Dilimlediğim muzları diziyorum. Pastanın son katı için 1 paket çikolata sosu, 2 su bardağı sütle karıştırıyorum. Kaynayana kadar karıştıracağım, çırpmaya devam edeceğim. Sonra hazır hale gelecek. Pastamızın son katına geldik. Meyveleri dizdik. Burçak bisküviyi ben dizerek devam ediyorum. Sonra çikolata sosumu ekleyeceğim. Süslememi yaptıktan sonra pastamız dolaba girmeye hazır olacak. Artık pastamızın üstüne geldik. Çikolata sosumu hazırladım. Bisküvilerin üzerinde gezdiriyorum. Bol bol kullanıyorum. Dolaba girdiğinde bisküviler de bunu çekecek. Çok lezzetli olacak. Evet, pastamızı tamamladık, süsledik. Artık dolaba girmeye hazır. Dolapta en az 2 saat dinlendirmenizi tavsiye ederim. Muhallebisinin iyice kıvamını alıp soğuması için. Sonrasında sunuma hazır. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.